Bugüne kadar bu kanalda hiç anlatmadığım bir dijital platform var ki zaten uzun zamandır abi oradaki dizileri de incelesen diye yorumlar geliyor. Eskisi gibi aileyi bir araya getirebilecek diziler de var. Onları da incele diye. Diyorlar ki abi bir dizi izledim. Çocuğum yanımdayken aman ters bir şey olur mu diye kumandaya yapışık bir şekilde yaşamıyorum. Zaten içerikleri izledikten sonra farkına varıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki moddoları da bu. Bizi birleştiren hikayeler. Tabii yani aklınıza sadece Pofidik böyle aile dizileri gelmesin. Onlar da var elbette ama akıllarda oluşmuş dijital içerik kimyasının dışında yine televizyonda olmayan türleri de sunmasından bahsediyorum. Çocuk, genç, yaşlı herkesin izleyebileceği bir yapımın olmasından. Zaten biliyorsunuzdur ama ben yine de bir bilgi tazeleyeyim. Tabi 7 Mayıs 2023 yılında dünyanın en fazla orijinal içerikle yayın hayatına başlayan dijital platformu olarak açıldı. İlk başta sınırlı sayıda bir ülkede yayın hayatına başladı ama daha sonra bütün dünyada izlenebilir olacak. Peki bundan bütün dünyanın haberi var mı? Derseniz o dünyanın Amerika'dan sonra en fazla dizi ihraç eden ikinci ülkesinin Türkiye olduğunu unutuyorsunuz sanırım. O yüzden bu girişimi gayet mantıklı ve yerinde buluyorum onu baştan söyleyeyim. Hatta şöyle bir istatistik de vereyim. Platformun kullanıcı sayısı da bu kısa zamanda gerçekten iyi bir sayıya ulaştı ve 3,5 milyonu geçti. Ama dediğim gibi şimdi böyle bizi birleştiren hikayeler falan deyince insanlar böyle dijital platform işlerinden uzak. Ponçik poftiş işler olduğunu zannediyor ama. Mesela platformda bir dizi var ismi Adalet. Testere filmini bilirsiniz. Hani bir tane adam çeşitli suçlar işlemiş insanları bir araya toplar. Sonra onlara game. deyip oyunlar oynayarak öldürür. Heh. Bu da kıl testere. Var. Adam suçlu olduğunu bildiği insanları suçlu mu suçsuz mu diye sosyal medyadan insanlara soruyor. Çünkü bu adam kızını kaybetmiş ve onun ölümüne sebep veren kişilerin dışarıda özgür bir şekilde gezmesini hazmedemeyip adaleti sosyal medyada arıyor. Yani zaten gerçekte de çoğumuzun aradığı yerde. Zaten normalde de birinin suçlu olup olmadığına sosyal medya üzerinden karar vermiyor muyuz? Twitter mahkemeleri kurup orada yargılamıyor muyuz? Etkileşim almak için olayın iç yüzünü bilmeden vurun abalıya demiyor muyuz? Heh karakterimiz de ona benzer bir şey yapıyor gibi görünse de olayın iç yüzünü suçluların gerçek yüzünü gösteriyor. E peki polis canlı yayın açan adamın yerini nasıl bulamıyor derseniz adam çok iyi bir siber güvenlik uzmanı olduğu için siber suçlar masasında da bütün polisiye dizilerde olduğu gibi tek bir kişi çalıştığı için bulamıyorlar tabii. Aklımda birkaç yöntem var ama bu günlerce sürebilir. Tabii. Çünkü bir yandan başarındaki poliste emeklilikten saçlarını boyayarak kurtulan, tuşlu telefon kullanan ve suçluların geçmiş olabileceği yeri açıp kağıt bir harita üzerinden gösteren bir adam. Ha işte koca İstanbul haritasını açıp şuralardan şuralardan geçmişlerdir diyor. Harita mı kaldı? Navigasyon diye bir şey var. Yani özetle dijital suçluya manuel polis koymuşlar. Ama öyle 666 bölüm yayınlanan polisiye dizilerdekiler gibi değiller. Yatak odasında oturan bir kadını İspanya Merkez Bankası'nı soyan bir çeteyi almaya girer gibi giren polislerimiz de var. Yani uğraşılmış ve eğlenceli yanları da olan. Benim platformdaki favorim olan dizi oldu Adalet. Onu da ekleyeyim. Yani şunu diyorum merak etmeyin böyle karakterler retina analizi yapıncaya kadar böyle birbirine bakıp en sonunda alttan bir saz çalmıyor. Ya kolpa ya bu bayağı Hollywood özentisi kötü adam işte. Hakikaten gerçek dijital platform kafasında işler var. Bu arada diğer dizilere geçmeden de söyleyeyim ki en önemli kısımlardan birisi de burası. Tabii platformundaki bütün içerikleri izlemek şu anda şimdilik ücretsiz. Yani her ay fiyatlarımızı güncelliyoruz diye bir mail gelmiyor. Bu arada platform diğer ülkelerde paralı olacak ama dediğim gibi şu anda Türkiye'de bütün içerikleri ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. O yüzden hazır şimdilik ücretsizken uygulamayı indirip içeriklerin tamamını izleyebilirsiniz. Bu arada akıllı televizyonunuzdan da indirip izleyebiliyorsunuz ama telefon ya da bilgisayardan izlemek için de açıklama kısmına bir link bıraktım. Ve eğer duymadıysanız haberi de vereyim. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları da önümüzdeki sezondan itibaren tabi de olacak. Ama derseniz ki daha böyle dijital platform bir şey olsun o zaman size distopik bir dizi olan Derin Mor'u vereyim. Bu dizimizde de kuzey ışıkları bütün dünyadan izlenebilir hale geliyor. Ve Türkiye'de de bir apartmanın sakinleri apartmanın çatısına çıkıp dizinin adı olan Derin Mor'dan hareketle Deep Purple tadında şarkılar söylerken birdenbire şak diye elektrikler kesiliyor trafolar patlıyor ve bir yolcu uçağı da irtifa kaybedip az ileride yere çakılıyor. Vay 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 vay. Ne oldu? Yerli dizi deyince öyle uçakta tanışan çiftler vereceğim sandınız değil mi? Rica etsem takar mısın? Takarım. Ve işte bakınız her yerde elektrikler gidiyor. Aynı anda patlamalar olup yangınlar çıkıyor. Ve tepelerinden uçak teğet geçip ileride düşüyor ama bu insanlar apartman sakini lafını çok yanlış anlamış olsa gerek gayet sakin bir şekilde aşağı doğru iniyorlar. Sakin yavaş Hatta başrolümüzün karısının arabası yanmış diyor ki Aylin çok üzülecek ya. Hatta bu karakter öyle bir sakin ki arabanın aküsünü söküp ertesi gün araba aküsüyle 220 voltluk ocağı çalıştırıp yumurta pişirecek düzeneyi icat edecek kadar sakin. Siz akü iyi düşünmüşsünüz ama bir süre idare eder. E tabi adam daha önce bir şirket batırmış. Daha sonra çalıştığı iş yerinden kovulmuş ve eşi tarafından görmezden geliniyor. Dünya yanmış umrunda mı? Şu dünyada bir ben mi iflas ettim? Bir ben mi kredi ödüyorum? O yüzden de en yakın arkadaşı yanık olduğu komşusunun köpeğini yanan evden kurtarmaya çalışırken dumandan etkilenip ölünce de. Ha, oldu o zaman deyip kızıyla birlikte kendisine evin muhabbet kuşu gibi davranıp "Oldu canım." diyerek izniye iş toplantısına giden karısına ulaşmak için yola koyuluyor. Komşusu olan kadında adamın arabası olduğu için onlarla geleceğini söylüyor. Derken arabada kaosun içinde sıkışıp kalınca bir ambulansa binip yola koyuluyorlar. Ne yapayım? Doktorum kalıp öleyim mi burada? Ama distopik yapımlarda klasiktir bilirsiniz. Ekip asla yalnız kalmaz. Böyle boşları toplayan çaycı gibi toplaya toplaya giderler. O yüzden bu ambulanstaki ekibi sayıyorum. Oğlunu hapishaneden kurtarmaya çalışan bir iş insanı, bir bağımlı, bir hamile ve bir şoför. Tabi şimdi izleme alışkanlıklarınızı düşününce o hamile kızdan daha derin bir entrika bekliyor olabilirsiniz ama o da öyle düz hamile. Ama derseniz ki ben televizyonda artık nesli tükenen komedi dizilerinden istiyorum. O zaman size platformun... Heh işte bu ya. Diyeceğiniz dizisini veriyorum şimdi. Biliyorum aranızda kardeş payı dizisini özleyenler ve hatta o tarz diziler yeniden çekilse diyenler var. Onlara da şunu diyeyim. Günaydın. Yani öyle bir dizi zaten var. Kardeş payıyla, senaristi de, yönetmeni de, dolayısıyla tarzı da aynı. Organizasyon bizim işimiz. Bir sütçünün oğlu olan ve plazadaki bir organizasyon şirketinde çalışmaya başlayıp bu plazaya sütçü kamyonuyla giden bir karakterin hikayesini izliyoruz. Beni mi karşılayacaksın? Beni mi karşılayacaksın? Ya hikaye geçtim de komedi diyorum ha komedi. Komedi. Bugün bütün komedi oyuncularının televizyon dizilerinde dram oynamaya mahkum edildiği ülkemde. Hatta şu adamın bile bir dram dizisinde Quasimodo'yu canlandırdığı memlekette. Yani da daha ne diyeyim? Ya tamam Murat gülelim gülelim de böyle geceler uyurken de cinayet çözmeli bir dizi olsa he? derseniz cinayet çözmeli dizilerin yani atası olmasa da babası olan Mentalist'i bilir misiniz? İşte tabi de aynen o tarzda. Cinayetleri herkesten farklı bir şekilde çözebilen bir polisimiz var. Dizinin adı da Kuzgun. Haftalarca bulamadığımız katili 3 günde bulmaya başardık. Yine bir dakika işin içinde bir cinayet çözme varsa bir mantar panoya asılmış fotoğrafların kırmızı iple birbirine bağlanması da var mı? E olmaz mı? Bu işin raconu o. E tabi kırmızı ipi polis akademisinden mezun olurken veriyorlar. Ama bu dizi hakikaten izlenir dediğim yerde tam olarak bir polis sorgusunda iki karakteri aynı anda canlandıran abimizin sahneleri oldu. Ben bir şey yapmadım abi. Esnaf. Yani ben en azından hem diziye hem oyunculuklara ikna oldum. İşte bu abi. Çekmeyen radyo gibi iki kanal arasında gidip gelirken zeki dedektifimizin de teller kopuyor ve sorgu odasında bu suçluyu öldürüyor. İşte benim kuzgunum. Ve akli melekeleri yerinde olmayan bir suçluyu sorgu odasında öldürdüğü için bir daha da hapisten çıkamıyor değil mi? Yo 3 yıl sonra polisliğe geri dönüyor. Çünkü adamın yetenekleri o kadar iyi ki faili meçhul cinayetleri çözemeyen polis teşkilatı gel bizi kurtar diyor. Faili meçhul dosyalarla ne yaparız bunu düşünmek bile istemiyorum. Diğer polisler cinayet mahalline inşaatta kepçe izler gibi bakarken karakterimiz şöyle birkaç adım atıp bütün olayları çatır çatır çözüyor. O nasıl oluyor? Şöyle bir örnek vereyim. Ölen bir kadının eline bakıp çocukluk travması olduğunu, yüzüne bakıp hayalperest olduğunu biliyor. Babasıyla sorunları var. Şimdi tabii buna aranıza saçma diyenler olabilir ama mentalist adam sarışın mavi gözü diye eyvallah dediniz ama. <laughs> Çünkü bu cinayetin katili bizim yakalayabileceğimiz biri değil. Platformdaki bir diğer dizide savaş pilotlarımızın şov yaptığı Hür. Yani ben Hür diyorum ama yoksa sen mi gerçek adını açıklamak istersin yerli Tapkan? Bakınız bu Tapkan'dan bir sahne, bu da Hürgan'dan bir sahne. E ne var yani elin olur da bizim olamaz mı? Diyerek toptan giriştiğimiz bu dizide de tehlikeli görevlere gidecek özel bir ekibe seçilen pilotların birbirleri arasındaki yarışı ve o ekibe girebilmek için verdikleri mücadeleyi izliyoruz. Bu arada dizi pilotlarımızın yanlışlıkla Yunan sularına giren bir balıkçı teknesindekileri kurtarmasıyla başlıyor. Tam bizim balıkçılar Yunan kara sularına giriyor. Yunanlar da oh, 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 oh bize eğlence çıktı ki deyip her şeye ucuz diyen Türk turist gelmiş Yunan mezecisi gibi gülmeye başlıyorlar. Bizim balıkçılar da tam teçhizatlı, son sistem radarlı, savaş uçağı kullanan pilota aha aha buradalar diyerek yol gösteriyor. Pilotlarımız da Hı, demek oradalar deyip komşu ki botunun üstüne uçaklarını sürüp tam 102 yıl sonra Yunanları bir kez daha denize döküyorlar. Kilitler kurtulmak için alçak uçmak zorundaydım. Kusura bakmayın. Ve işte daha sonra tehlikeli görevlere gidecek yeni bir filo kurulması için görevlendirilen komutanımız da bu başarılı pilotlardan bir ekip kurup hepsini paraşütle aşağı atıp belirlediği bir noktaya ulaşmayı başaranları da ekibine alacağını söylüyor. Seni filomda istiyorum. Saat 12'ye kadar o tepede oldum. Eğer bu tarz uçaklı yapımları seviyorsanız bence ekrandaki farklı kıvraklıkları izlemektense uçakların manevra kıvraklığını izlemek daha keyifli olabilir. Ama yok ben illa dram istiyorum derseniz size modern doğu masallarını vereyim. İki kardeşin babalarının vasiyetini yerine getirebilmek için dondurma kamyonunda soğuk soğuk babalarının cenazesini şehir şehir taşıdıkları dizi. Ama zaten ağlanacak dizi bolluğu var. Ben komediden devam edeyim derseniz de herkes için komik olmayabilecek. Ama günün birinde dizi setlerine yolunuz düştüyse, daha önce figüranlık yaptıysanız ya da yapmayı düşünüyorsanız çok keyifli bir dizi var. Yardımcı Oyuncu. Bu dizide de durduk yere kendini bir dizide figüran olarak bulan bir adamın başına gelenleri izliyoruz. Dizinin içinde Kurtlar Vadisi'nden arka sokaklara bir sürü gönderme var. Onun başrol gibi öldürülen sezon finali gibi ölüm oldu. Özellikle dizileri gerçek gibi izleyip ölen dizi karakterlerine cenaze namazı düzenleyenler ya da onları mantıklı bulan tiplerdenseniz belki kameranın arka yüzünü görmek size de iyi gelebilir. Evet şu ana kadar bu kanalda hiç bahsetmediğim bir platforma değindik. Ama aslında şunu da demek istiyorum. İzlemek isteyene her türlü içerik var. Hatta geçmişe dönüp yeniden izlemek isteyenler ya da eskinin samimiyetini ve saflığını yaşamak isteyenler için 1987'deki Yaprak Dökümü, 93'teki Ferhunde Hanım ve Kızları, Lüküs Hayat, Bizimkiler ve Çok Sevdiğim Kaynanalar. Her yaştan insanın izleyebileceği bu dizileri ve az önce bahsettiğim yeni dizileri izlediğinizde bizi birleştiren hikayeler ne demek çok daha net bir şekilde anlayacaksınız. Numan abi biliyorsa şirketteki herkes biliyordur. Delikodu seviyorum ne yapayım? Bu arada bu videonun sponsoru olan tabi de ne izleyeceğinize karar veremezseniz ki gayet normal çok fazla içerik var. Aynı zamanda bakayım bir canlıda ne var diyerek canlı yayınlara da ulaşabiliyorsunuz. Önemli olan şunun farkına varmanız. Siz izlediklerinizi insanların en çok konuştuğu dizilere göre mi belirliyorsunuz? Yoksa sizin kendinize ait bir zevkiniz var mı? Ya da daha da önemlisi aynı çatının altında yaşadığınız insanlarla tek ortak noktanız o çatın.